Merhabalar, yeni bir videomdan selamlar, sevgiler, kanalıma, evime hoş geldiniz. Kamerayı şöyle biraz daha ayarlayayım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben böyle çok iyiyim, mutluyum, sizlerin karşısındayım. Tamam yani git. Ama yok, şimdi sen ye de birazdan şey, abinle falan birazdan ver. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız, nasıl gidiyor hayat? Sıcaklarla aranız nasıl? Benim aram hiç iyi değil. Benim evim çok sıcak, felaket sıcak. Hele de bugün çok sıcak. Böyle hem buhar var, nem var. Sanki sanırsın Temmuz Ağustos sıcağı, yani öyle bir sıcak var bizim burada şu anda. Bu arada çayımı da içeyim. Bazen böyle sizinle sohbete dalınca çayı içmeyi unutuyorum, biliyor musunuz? Öyle sanki gerçekten siz karşımdaymışsınız gibi sohbet ediyoruz. Bir bakıyorum ki çayımı içmemişim. Çayım soğumuş. Benim minik yaramazım da geldi buraya, ama senin ellerini tutmam lazım, yoksa çayı dökersin. Ablalara merhaba diyelim hadi. Yakup. Aa, oğlum o şeyi kaldırsam ama şeyi. Yakup bak bak bak. Oraya bak 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 bak. Merhaba. Hadi. Güle güle hadi. Güle güle. Mama. Mama böyle yapalım. Num 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 yap bakayım. Num 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 num. Karnı acıktığı zaman mama num 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 yapıyor. Bak gidiyor ama gidiyor. Gel. Gel yanıma Yakup. Elini sıkıştırmasın. Anneciğim dikkat et, eli sıkışır. Bak 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 elin. Bak, iki dakika sizinle sohbet edeyim. Bir açılış yapayım dedim. Videoyu başlatayım dedim. Orada duruyor. Vallahi biz böyle telaşlar içerisindeyiz, biliyorsunuz. Ev aldık. Yani ev aldık diyorum. İşte daha bu işlemler sürüyor. Henüz tam tapu üzerimize geçmediği için böyle aldık da demeye dilim varmıyor açıkçası. İşlemler henüz bitmediği için yani. Tamam diye. Şu an işte onlarla uğraşıyoruz. Biliyorsunuz dünkü videomda mutfak dolabı taktıracağımızdan bahsetmiştim. Eve usta getirmiştik. Dolapları, dolap yerini ölçtü, biçti, bize fiyat çıkardı. 10.000 TL fiyat çıkardı. Bugün bir tane daha usta götürecektik. Sonra bugün ne oldu? Ha, bankayla bir işimiz dün bir tane yine şey götürecektik. Usta götürecektik. Dün bankayla ufak bir işimiz oldu. O yüzden götüremedik. Bugün de cumartesi. Aytu yapma. Bugün de cumartesi. Hafta sonu cumartesi pazar, biliyorsunuz sokağa çıkma yasağı geldi. Kaldı bizim işler. Yarım kaldı. Pazartesiye kaldı. Şimdi pazartesi. Ali, Aytu dikkat et. Ali diyorum. Ali beni andı herhalde. Ali işte halbuki. Pazartesiye işte bir usta daha götüreceğiz yani eve. O da bir ölçüsün bitsin. Bakalım bize o ne kadar bir fiyat çıkaracak. Yani şu an ilk işimiz mutfak dolabının siparişini vermek. Çünkü dolabın yapımı bir hafta falan sürer. O bir hafta içerisinde de biz diğer şeyleri yaparız. İşte klozete taktırırız. Evin temizliğini yaparız. Ne bileyim. Pencerelere elek taktırmayı düşünüyoruz. Korkuluk falan düşünüyoruz işte. O bir haftalık şeyde onları yaptırırız diye düşünüyoruz. Böyle işte cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı falan filan da araya girdiği zaman iş uzuyor. Uzadıkça uzuyor. Mutfak dolabı konusunda da böyle kararsızım. L tipi mi yaptırsam, düz tezgah mı yaptırsam? Şu an benim kullandığım tezgah düz tezgah. 3 metre boyu benim tezgahım ve düz tezgah. L tipi yaptırırsam 5 metre olacak. Tabii ki ona göre de fiyat olacak. Yani bilmiyorum nasıl yapsak. Çok pahalı, her şey çok pahalı. Yani ben 10.000 liralık bir mutfak dolabı tezgahı şey hesaplattık, ama biz böyle gidip en lüksünden, en güzelinden, en yeni çıkanlarından da değil. Yani bize dedik, biz durumumuz belli. Biz maaşımızın hepsini krediye yatıracağız. Elimize fazla bir şey kalmayacak. Bize orta halli bir şey çıkarın dedik. Orta halli bir şey 10.000 çıktı yani. Azıcık lüksüne gitsem 20.000 30.000 yani. Lükste gözüm yok, işimi görsün yeter. Biraz kaliteli olsun, işimi görsün yeter. Lükste gözüm yok. Ben her zaman sadelikten yanayım. Yani benim bu mutfak dolaplarım da böyle sade. Bunları da biz yaptırmıştık 13 sene önce. Bu dolapları da biz yaptırmıştık yine. Böyle
Bakalım nasıl olacak, nasıl edecek. Ay zaman da geçmiyor böyle. Şimdi 3 hafta boyunca banka işlemlerinde kredi başvurusu, kredinin onaylanıp onaylanmayacağı, eksper gelecek, eksper rapor çıkaracak. Acaba ne kadar, nasıl rapor çıkaracak? Evliye ne kadar değer verecek falan. Bunların hepsi hep cuma gününe denk geldi. Hep hafta sonuna denk geldi. Cumartesi, pazar geçmek bilmedi. Şimdi de bir tane dolapçı getirdim. Cuma günü dün bir dolapçı daha getirecektim. Bankadan iş çağrıldık. Bankadan işimiz çıkınca dolapçı iptal oldu. Araya cumartesi pazar, cumartesi günü de götürebiliriz dolapçıyı. Cumartesi pazar girdi, sokağa çıkma yasağı çıktı. Gene kaldı pazartesiye. Yani o zaman günler geçmiyor. İş töremiyor. Yapacağım işler var ya. Yani başlayamıyorum yapacağım işlere de. Ne diyelim, sağlık olsun. Bu arada benim Yakup iş başında ablaları dolap kapaklarını açtı. Ne kadar orada şişeler var, saklama kapları var. Dur. Canım ona geldi. Ay dur. Hayır anneciğim. Ay şunu al götür Allah'ın aşkına ya. Allah'ım zaten o günkü videoda telefon böyle kaymış. Tavandaki vantilatör görünüyor. Ben böyle konuşamayayım. Bir baktım telefon kaymış. Ay gül öldüm zaten, takipçiler de gülmüş ona. Böyle bir komik durum oldu yani. Oluyor işte, canlı yayın kazaları olur ya, aynı onun gibi bizim bu video çekimlerinde de canlı yayın kazaları gibi şeyler oluyor. Çünkü şimdi 9-10 dakikalık bir video çekmişsin, kesmeye kalksan, kesme işi uzun. Yani video bölünüyor. Ya zaten komik bir durum, böyle doğal gayet güzel bir durum oldu yani. Hiç kesmedim ben de o yüzden. Ayto onu bırak annem, Yakup'un eline falan geçmesin o. İşte böyle arkadaşlar, ben şimdi bunlar durmuyor, bunları alayım içeriye geçireyim. Ben zaten şu an mutfak çok sıcak, ben sizinle konuşmak için mutfağa geldim. Öbür odada konuşsam çocukların sesinden, televizyon sesinden konuşamıyorum. Şu an orada klima çalışıyor, gideyim de orada birazcık serinleyeyim bari. Ne diyelim artık, görüşürüz inşallah. Vallahi bir kupa çay beni kesmedi hanımlar. Ben ikinci kupayı doldurdum. Bu arada Alper de diyor anne ben de çay içeceğim. Gitti oldu iç dedim. O da çayını doldurdu. Bu benim küçük paşam ne yapıyor kızım, dur. Hayır benimki sıcak. Çay mı içeceğim? Abinin bardağından iç biraz. Ben yeni doldurdum. Sıcak. Bunlar çaycı oldu ablaları. Ama Aylin çaycı olamıyor. Yok. Çünkü Aylin hakikaten kahvaltılarda hiç çay içmiyor. Ama Alper'le Aytuğ çok seviyorlar çayı. Neden öyle yaptı? Çünkü ben bir kaşık atıyorum, yarım kaşık atıyorum. Şekersiz mi? Ya şunların yaptığına bakar mısınız? Klima açık. Üşüyorlarmış. Niye açıyoruz? Kendiler dediler klimayı açın diye. İşiniz gücünüz oyun ha. Bak Yakup da ne yapıyor? Çek oğlum çek. Aferin sana. Geri çekelim. Çek anneciğim çek. Yaramazsın benim ya. Yakup bak. Çek oğlum çek. Çek. Ay şunlara bakın ya. Ay dur yavaş. Çaylarımız gümbürtüye gitmesin. Şöyle geçmeyene. Yerime geçti. Hain. Yerimde gözüm var. Dünyada çocuk olacaksın. Kötü doğmuyor. Sen burada atla. Yeni eve göçünce atlayamazsın. Anneannen hiçbir şey demiyor. Ya anneannen hiçbir şey demiyor böyle atlamanıza. Yani evet, üst katta atlayabiliriz ama alt katta atlayamazsın. Yasak. Ama üst katta atlayacak şey olmaz. Orada da yok evet. Yakup. Gene karıştırmaya başladın gene oğlum ya. Bırakıyoruz orayı. Hadi gel. Gel. Gel gitme gel. Hadi gel abilere gidelim. Elini ver bana. Ver elini bana anneciğim. O çıkmaz oradan, o çıkmaz. Onu baba ters koymuş. Ters koymuş onu babamız. Hayır gel. Gel. Ben gidiyorum. İyi ben ışığı söndüreyim. Karanlıkta kalsın Yakup. Ay bunu da atmış buraya. Allah'ım yarabbim. Bak. Ayakkabıyı da getirmiş buraya. Neyse temiz yani ayakkabı bu. Ayakkabılar makineye atılmıştı. Kaldırmıştım bunları. Buraların dağınıklığının kusuruna bakmayın. Çünkü bizim evimizde bir Yakup kaşı var. Yani biliyorsunuz.
Çocukları yatırdım ama ışığı hala kapatmamışlar. Işığı da kapatın artık demiştim. Ben kapatıp gelmiştim de sonra bir şey için onlar kalktı. Kapatın ışığı diye seslendim ama kapatmadılar. Yakup Paşa'yı da uyutmaya çalışıyorum ama hiç de uyuyası yok gibi beyefendimizin. Göbüşünü açıyor, göbüşünü oyun oynayalım diyor. Hayır, oynamıyoruz artık, uyuyacağız, tamam mı oğlum? Evet, artık uyuyacağız. Hayır. Ne yapacağız? Ne. Evet, ne. Ne. Evet, ne. Ne. Evet, uyku pozisyonuna geçti Yakup. Uyuyacağı zaman koy ellerini başının altına koyuyor. Hadi nenen yapalım benim güzel oğlum. Hadi ne. Akıllı kuzuma nenen. Evet, karşı odanın da ışıkları söndüğüne göre artık yattılar. Yakup'u da uyutacağım. Oh, keyif yapacağım. Hadi siz uyuyun artık, ben de kafamı dinleyeyim. Ha. Kiru yaptı geldi. O yüzden şey oluyor. Tamam kızım, tamam. Açılmış, sonra o çay aletinin hani bir şeyin pişi var ya. Evet. İşte onu çıkarttık, yatak odaya taktık. Sonra onu pişirdik. Tamam, iyi geceler. Canım kuzum benim. Sana da iyi geceler artık.